Çin Amerikan dolarıyla ticaret yapmayı bırakacak mı? Eğer ki böyle bir adım atarsa Amerika ve Amerikan dolarının sonu mu gelir? Bundan sonraki süreçte Amerika'nın işi çok mu zor hale gelecektir? Çin dolar olmadan sadece yuan'ı kullanarak bir ticaret yapma şansına sahip mi? Bütün bunları detaylı olarak bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Aynı zamanda haber akışı var. Bunun dışında tabii ki rakamlara da bakacağız. Özellikle dolar ve altın cephesinde çok enteresan bir seviye hakim sevgili dostlarım. Bu seviye ne anlama geliyor? Bunu detaylı bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Hepiniz hoş geldiniz. Önce rakamlara bakalım. 114.800, 114.700 aralığında gidip gelen bir endeks görüyorum. Endeks göründüğü kadarıyla 114.000'in üzerinde tutunmaya çalışılıyor. Amerika'dan gelen haberlerle, Avrupa'dan gelen haberlerle zaman zaman dalgalanıyor. Önümüzdeki süreçte özellikle bakın Fed'in kararından sonra artık bankalara kendi hisselerinizi almayın demek sonra ilk heyecanla hemen banka hisselerine saldırıldı ama bunun ne anlama geldiği çözüldükçe, yani aslında Fed'in hiçbir şirket kendi hisselerini alarak artık mali tablolarını bozmasın dediğini anlamaya başladığı an itibariyle piyasalar büyük ve sert satışlarla karşı karşıya kalınacak. Özellikle Amerika ve Avrupa borsalarında. Bunun bir sonraki adımında da tabii ki gelişmekte olan ülkelerin borsaları da ciddi yıkımlara uğrayacak. Peki her şey normale dönüyor mu? Yani bütün dünya normalleşiyor mu? Esas bu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Ne yazık ki öyle değil. Evet, Lagarde gibi pek çok uzman, başkan dibi bulduk açıklamalarını yapıyor ama yanına da ekliyor. Ne demek istediğini açıklıyor ısrarlı bir şekilde. Ekonomik krizde dibi bulduk ama bu dipten uzun süre ilerleyebiliriz diyorlar. Yani bir V çıkış beklentileri yok aslına bakarsanız. En büyük endişeleri de tabii ki ikinci dalga. Hep bu şerhi koyuyorlar. Diyorlar ki evet biz bugünkü koşullar için dibi bulduk diyoruz ama ikinci dalga etkisi görülmeye başlanırsa o zaman bu dip daha da derinleşebilir. Aman ha dikkatli olun, buna göre kendinizi hazırlayın diyorlar. Yine bütün ülke ekonomilerinin en büyük tedirginliği hem bireylerin hem de şirketlerin hem de hatta devletlerin tamamen tasarrufa yönelmiş olması. Bu tasarrufun yatırımlara ve tüketime dönebilmesiyle ancak ekonomilerin açılacağını biliyorlar. Ne yazık ki öyle bir tabloda şu anda görünmüyor. Türkiye dahil dünyanın pek çok yerinde herkes tasarrufa yönelmeye devam ediyor. Bu koşullar içerisinde evet hisse senedi piyasalarında bir balon hareketi gözlemliyoruz. Özellikle şirket bilançolarının gelmesi, devletlerin bütçeleriyle ilgili açıklamalar, işsizlik rakamları, reel sektördeki önemli batıklarla birlikte hisse senedi piyasalarında çok ciddi çöküşler gözlemlenebilir. Aman ha dikkatli olun. Bekleyin ve görün. Hep bunu söylüyoruz. Sakin olun, paniklemeyin, bekleyin, görün. Nitekim dolarda ve altında ne kadar haklı olduğumuzu hep birlikte gördük. 6.85 üzerinde tutunan bir dolar kuru var. Altın onsu da 1760'ın üzerinde tutunuyor. Zaman zaman 1760'ın altına sarkmalar gözlemliyoruz. 1750'lerden tekrar geriye dönüyor. Kendisini 1760'ın üzerine atıyor ve genel itibariyle kapanışlarını 1760 doların üzerinde yapıyor. Ne anlama geliyor arkadaşlar? Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 1760 üzerindeki kapanışlar artmaya başladığı zaman anlayın ki aynı 1700'deki gibi, evet aynı 1700'deki gibi burayı bir taban haline getirecek altının onsu ve 1760'ı iyiden iyiye güçlendirdikten sonra, kendisine sağlam bir temel oluşturduktan sonra 1800'ün üzerine atacak ve rekor denemeleri yapmaya başlayacak. 1-2 ay içerisinde biz 1860'ı zorlayan bir ons değeriyle karşı karşıya kalabiliriz. Hatta 1860 doların kırıldığında görebiliriz. Tabii bu sürenin öne çekilmesi için bazı detaylar da var. Yani ikinci dalga ile ilgili endişe her geçen gün biraz daha artarsa, Trump'la Amerika ile Çin arasındaki gerilim her geçen biraz daha artarsa o zaman anlayın ki arkadaşlar altın onsunda daha ciddi tırmanışlar olacak ve 2000-2500 dolar aralığına beklediğimiz zamanın da öncesinde gelebilir. Akdeniz'de bakın Fransa, Türkiye, İsrail, pek çok ülke, Amerika, İngiltere inanılmaz bir satranç oynanıyor ve zaman zaman gerilimler görüyoruz burada. Pandemi bu işin üzerini biraz örttü. Yarın öbür gün pandemiyle birlikte Akdeniz'deki gerilim de artarsa arkadaşlar, bir de bunun üzerindeki Çin ve Amerika etkisini görmeye başlayacağız.
başlarsak işte o zaman işler iyiden iyiye karışır. Altın fiyatlarındaki yükselişler çok daha sert, agresif olmaya başlar. Çok daha hızlı hareketler görmeye başlarız arkadaşlar. Normal koşullar içerisinde bile altının şu anda düşmesi için bir sebep görünmüyor. Bakın Biden'la Trump arasında 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimlerde büyük ihtimalle Biden'ın kazanması ön plana çıkmaya başladı. Çünkü ırkçı söylemler iyiden iyiye Trump'ın elini güçsüz hale getirmeye başladı. Bu da acaba Biden daha yumuşak bir politika mı izleyecek yoksa Türkiye gibi ülkelerle çok daha agresif bir şekilde ilişki mi kuracak soru işaretini beraberinde getiriyor. Büyük ihtimalle Trump'ın Türkiye'ye sağladığı imkanları, avantajları Biden yönetimi sağlamayacak. Amerikan derin devletini temsil eden bir yönetim biçimi her ne kadar demokrat olsalar da. Bu arada şunu da altını çizeyim. Her cumhuriyetçi savaşçı değil, her demokrat da barışçı olmak zorunda değildir. Biden geldiğinde çok daha sert ve agresif politikalar uygulayabilir. Hem Türkiye'nin hem de gelişmekte olan pek çok ülkenin işini zorlaştırabilir. Doları şöyle bir konuştuk zaten. 6.85 kritik bir seviye. Bu seviyenin üzerine kalmaya devam ediyor. 6.86 bence önemli bir seviye değil. 6.86'yı kıramıyor diyenler var. Hayır arkadaşlar. 6.85-86 aralığına sıkışmış durumda dolar şu anda. Sadece yurt dışından gelecek haberler. Türkiye'deki Merkez Bankası rezervleriyle ilgili sıkıntılar ve tabii ki hani şu konut furyası, kredi furyası meselesi var ya, onunla ilgili ortamın biraz daha sakinleşmesini bekliyor bana göre. Bunun hemen sonrasında biz dolarda agresif hareketlerle 7 liranın üzerinde bir ilerleme göreceğiz. Euro 7.69 seviyesinde. Bunun en önemli nedeni 1.12'yi aşağıya doğru zorlayan parite. Faiz 8.94'te çok önemli bir seviyede değil. O da dar bir bantta sıkışmış durumda. Altın 1750-1760 aralığında gidiyor ama 1760 üzerinde kapanışlarını gerçekleştiriyor. 1760'ın üzerinde kapanışlarını devam ettirdiği sürece yeni rekor denemeleri gelecektir ve petrol 40 doların üzerinde arkadaşlar. Bakalım üretim, özellikle sanayi üretimi artacak mı artmayacak mı? Petrole olan ihtiyaç artacak mı artmayacak mı? Buna göre bunu tahlil edeceğiz. Bana göre petrol fiyatları düşmeye devam edecek ama bir miktar ülkeler kendi içlerinde de üretimi arttırmaya devam ederlerse, Çin özellikle gaza basmaya başlarsa işte o zaman petrol fiyatlarında yukarıya doğru hareket görürüz. Bu da bizim için büyük bir dezavantaj haline gelir. Şimdi gelelim asıl meselemize. Çin dolardan vazgeçecek mi? Ve Çin dolardan vazgeçtiği gün itibariyle Amerika ve dolar bitecek mi? Sorusuna cevap verelim. Bir kere Çin'in dolardan vazgeçme ihtimali, bakın açık ve net söylüyorum sizlere, %1 bile değil arkadaşlar. %0, hatta negatif. Çin dolardan vazgeçtiği gün itibariyle, an itibariyle bütün ticaret musluklarını kapatmış olur ve kendi içerisine kapanmış olur. Böyle bir şey yapması mümkün değil, imkansız. Bunu bir tarafa koyalım arkadaşlar. Velev ki Çin dolardan vazgeçti ve Yuan'la işlem yapmaya kalktı. Yaptığı bu ticareti hangi kanallardan, hangi EFT kanallarından geçirecek? Bütün bunların hepsi büyük bir soru işareti. Çok ciddi bir altyapıya ihtiyaç var. Bu altyapı da Amerika'nın kontrolünde, kim ne derse desin. Yapılan tüm ihracat Türkiye'den de yapsanız, İngiltere'den de yapsanız, Fransa'dan da yapsanız, Çin'den de yapsanız mutlaka New York'taki Amerikan Bankası'nın üzerinden geçerek sizin hesabınıza yatıyor. Çok basit bir dille anlatıyorum. Karmaşıklaştırmaya gerek yok. Bütün ekonomik sistemin, ticari sisteminin değişmesi gerekir böyle bir adımın atılması için. Buna Rusya bile sıcak bakmaz. Açık ve net söylüyorum. Bırakın Çin'i, buna Rusya bile sıcak bakmaz. Onun için Çin'in dolardan vazgeçip Yuan'la iş yapması falan gibi bir şey söz konusu değil. Ancak bazı ülkeler kendi aralarında, işte Türkiye ile Çin olduğu gibi ya da Türkiye ile Katar arasında olduğu gibi swap anlaşmaları ya da kendi yerel paralarıyla ticaret yapma anlaşmaları yapabilir. Ancak bununla ibaret kalır. Çin dolardan vazgeçti, dolar biter mi? Bitmez. Bütün dünya hala doları kullanmaya devam eder ve Çin sadece dünyanın üretim kademesinde önemli. Ticaretin esas alanlarında hala Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika at koşturuyor. Teknoloji de bu ülkelere sahip. Bu koşullar içerisinde soruyorum sizlere, Çin dolarla ticaret yapsa ne olur, yapmasa ne olur? Bir de şunu söyleyenler var. Çin hem teknolojide, hem üretimde, hem sanayide açık ara önde gidiyor diyenler var. Amerika'yı geride bırakacak diyenler. Bakın, rekabet etmek başka
bir şey. Tek başına kalmak ayrı bir şey. Hele ki siz teknolojiyi başkalarından kullanıyorsanız tek başınıza bir güç olma şansınız yok. Ve bazı ülkelerde şu anda domine ediliyor. Örneğin 5G teknolojisini Çin geliştirdi değil mi? Çin 5G teknolojisinde en öndeydi. Huawei diye bir firma bu teknolojiyi geliştirerek Avrupa ülkelerine pazarladı. Sonrasında Amerika çıktı ve Çin'i hırsızlıkla suçladı. Benim mikroçip teknolojimi, yazılım teknolojimi çalarak bu 5G'yi geliştirdi dedi. Çin de yok kardeşim biz kendi teknolojimizi kendimiz geliştirdik dedi. Bunun sonrasında arkadaşlar Amerika mikroçipi bir anda kesiverdi. Mikroçipi kesince 5G teknolojisi cuk diye ortada kaldı. Bakın bugün Avrupa Birliği ülkeleri de Huawei ile iş yapmamayı planlıyorlar. Sadece Amerika değil. Bunun için çeşitli bahaneler üretiyorlar. Bu bahanelerden birisi ne? Pandemiyi doğru yönetmediği meselesi. Oysa Mayıs ayı itibariyle 5G'nin beyni sayılan mikroçip Amerika tarafından Çin'e verilmemeye başlandı. Demek ki bilgi ve teknolojiye kim hakimse ya da para teknolojilerine kim hakimse gücü de uzun süre o elinde tutmaya devam edecek. Ya bu şu anlama gelmiyor. Yarın öbür gün Çin Amerika'nın önüne geçebilir ve hakim güç haline gelebilir. Apayrı bir konudan bahsediyoruz. Ama sonuç itibariyle arkadaşlar bugün itibarıyla Çin öyle ya da böyle Amerika ile işbirliği yapmak zorunda. Amerikasız bir Çin'i düşünmek mümkün değil. Eğer ki teknolojiyle ilgili konularda ilerlemek istiyorsa onunla bir ortaklık kurmak zorunda. Ticari anlaşmalarda iyi ilişkiler kurmak zorunda. Başka ülkelerle ticaret yaparken bile Amerika ile ilişkilerini doğru düzgün tutmak zorunda. Şunu ısrarla söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Bu tip krizlerde en çok etkilenen ülke Amerika gibi görünür. Hep ama sonuç itibariyle kazanan taraf Amerika olmuştur. Bütün krizlerde son 2007-2008 krizine gidin. Amerika'da bir tane banka batmıştır. Avrupa'da ülkeler batmıştır. Asya ülkelerinde derin ekonomik krizler yaşanmıştır. Ve Amerika bu tür krizlerden en hızlı şekilde çıkan ülke olmuştur. Amerika'yı sevme sevmeme meselesi değil bu. Amerika'nın şu anda gücü elinde tutma meselesi ve ülkelerin buna göre hareket etmek zorunda kalma meselesi. Bunu çok net ve iyi okumak zorundayız arkadaşlar. Aksi takdirde çok yanlış kararlar veririz. Geçen yüzyılda olduğu gibi bu yüzyılda da uzun bir süre dolar hükümranlığını devam ettirecek. Uzun bir süre Amerika hükümranlığını devam ettirecek. Ne zamana kadar? Teknoloji gücünü kaybedene kadar, bilgi birikimi gücünü kaybedene kadar, internet gücünü kaybedene kadar, sosyal medya gücünü kaybedene kadar, ekonomik gücünü kaybedene kadar, convertible para özelliğini kaybedene kadar, bankacılık sisteminin dünyaya hükmetmesini kaybedene kadar Amerika bu sürece hükmetmeye devam edecek. Silah teknolojilerini elinde tutan bir ülkeden bahsediyoruz. Uzay teknolojilerini elinde tutan bir ülkeden bahsediyoruz. Evet, Çin bugün uzaya çıkıyor ama beyin noktalarına baktığınız zaman yapılan ürünlerin, füzelerin, roketlerin veya herhangi bir uzay bilim araştırma laboratuvarının beyin noktalarına baktığınız an itibarıyla hala Amerikalı şirketlere bağımlı olduğunu görüyoruz. Bu koşullar içerisinde Çin doları bırakır, Amerika batar, Amerikan doları biter demek ya cahilliktir, ya ahmaklıktır, ya da bu işi hiç bilmemektir. En kötüsü insanları bile bile yanlış yönlendirmektir arkadaşlar. Son olarak bu süreç içerisinde görünen o ki ikinci pandemi dalgası göstere göstere geliyor. Ve her geçen gün riskler biraz daha artıyor. Hem siyasi hem ekonomik riskler hem de sağlık riskleri. Bu riskler nedeniyle altında sert yükselişleri görmeye devam edeceğiz. Zaman zaman duraklayacak altın, zaman zaman yatay seyredecek altın ama sonra sıçramalarla yükselişini devam ettirecek. Keza dolarda da deniz bitti, kara göründü artık. 6.85 seviyelerini bir süre daha görebiliriz ama sonrasında sıçrama hareketleriyle 7 liranın üzerine atan bir dolar kuru göreceğiz ve dolar 7.80'e yolculuğunu başlatacak. Buna inanırsınız, inanmazsınız. Bu sizin bileceğiniz iş. Ama bütün göstergeler bu tarafı gösteriyor arkadaşlar. Bunu da unutmamanızı tavsiye ediyorum. Bu noktada yapacağınız tek şey sabretmek, beklemek ve görmek. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir.
tabii ki son kararı kendiniz vereceksiniz. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.